arabalarda, otomobillerde şey var ya. Değer kaybı. Değer ver. Benim arabamın hatasız, boyasız, tramersiz diyor mesela. Şimdi Şerife Hanım diyecek ki ya bizim sol ön kapı boyalı mesela. Şimdi Değer düşecek. Bakın Furkan Bey, normal sigorta yaptırmış olsanız bile bu değer kaybını, ki zorunlu trafik sigortasından söz ediyorum, bu değer kaybını sigortadan alabiliyorsunuz. Yani şahıstan sizin aracınızın boyalı ya da işte daha önce kazaya karışmış olması dolayısıyla kaybettiği değeri normal trafik sigortası poliçesi zorunlu olarak düzenlenen trafik sigortasından bunu alma imkanınız var. Ha, siz diyorsunuz ki o zaman kaza tespit tutanağı tutsaydınız. Bunu bir şekilde tarafların birbirlerine karşılıklı olarak hukuku, yani ben burada hep şunu söylemek isterim. Yerin üstü olduğu gibi altı da var. Yani sadece bu dünya hayatı değil, ahirette paranın pulun geçmediği o yerde hesaplaşacağız. Ve bunu bize Allah soracak. Senin ey kulum, bu adamın senin aracında sebebiyet verdiği hasarın telafisi 4500 liraya giderdin. Adamdan sen 1500 lira aldın. Peki 6000 lira aldın. Bu 1500 lira ilave aldığın kimin parası? Adam senin hasarını gidermek için vermişti. Ben değer kaybı ile ilgili olarak o yaptığınız detay açıklama, onu bildiğim için söylüyorum. Kaskoya falan da gerek yok belki. Kasko poliçelerinde çok daha geniş imkanlarla telafi edilebiliyor. Normal zorunlu trafik sigortası da sizin aracınızda meydana gelen değer kaybını telafi etmenize imkan tanıyor. Bunu sağlıklı belgelerle belgelemeniz halinde.